Çocukluğumdaki Ramazanlar deyince aklıma bir sürü şey geliyor ama böyle Ramazan'ı da çok eski bir döneme hasretmek, oralarda bir yerlerde saklamak da hoşuma gitmiyor doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü ben bu Ramazan'ı hep yaşıyorum, bugün de yaşıyorum. Ama nedense çocukluğumuzun Ramazanlarında başka bir şey var. Belki sorgusuzluktan kaynaklanan, belki yeterince eleştirel olmayıştan o dönemlerde kaynaklanan, belki her şeyin çok doğal, çok sıcak olmasından kaynaklanan bir sahiciliği, bir yapısı var. Yani sanki o günlerin iftar ezanı farklı bir ezan. O günlerin sahuru bambaşka bir şey. Issız değil, başka bir coşku üretiyor kendi içerisinde. Ve yoğunlaşarak geriye doğru baktığımda hep aklıma yarım yamalak tuttuğum oruçlardan çok geceleyin böyle sessizce koşuşturan insanlar geliyor böyle gölgeler halinde. Çünkü çoğunlukla bizim sahura kalkmamız istenmezdi. Mesela annem sahura kalkmama gönlü razı olmazdı, uyumamı isterdi. Babam ise çok daha özenliydi bu konuda, sahura kalkmamı isterdi. Ben bunu bir şekilde herhalde şöyle bir şey, biri üşümemi istemiyordu, biri de yanmamı istemiyordu diye. Böyle tanınmamaktan yanayım. Henüz daha modern anlamda köy yaşamına teknolojinin yansımadığı, hayatın çok daha içsel, çok daha duygusal bağlamlarda ilerlediği bir yerde, mesela orucun nasıl geçtiği, iftarın nasıl beklendiği, işte bizim Danyal hocamız vardı, yaşıyorsa Allah ömürler versin. Mesela ayvandan, balkon dedikleri şey, onun sesini duyup eve haber etme görevi hep bana ait olurdu. Bunu ben kimseyle paylaşmak istemezdim. Oradan koşarak eve hoca ezan okudu derdim ve herkes sanki beni beklermiş gibi. Belki de biraz muzipliğine yaparlardı. Ve birlikte iftar açardık. Şimdi tabii eski şeyler ne kadar sürüyor bilmiyorum. Artık dijital bir oruç tuttuğumuz da açık yani. Her şey kendi kolumuzdaki saate ya da cep telefonumuza bağlı. Çok geç zamanlarda oruç tutmaya başladığımı, en azından ilkokul 2-3 gibi falan bizim için o zamanlar geçti. Şimdi ortaokul, lise falan biraz daha ertelenmiş gibi gözüküyor. Ama bizim dönemlerde sanki 8-9 yaşları falan bayağı gecikmiş yaşlardı. Ama bununla beraber o günlerden kalan hatıraların, o günlerin ürettiği değerin, derinliğin çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Mütevazi, sade, Allah ne verdiyse onun etrafında toplanan, ona razı, mütevekkil bir dindarlıktı zaten o dönemlerde gözlediğim dindarlıklar. Biz de ağırdan ağıra o dindarlık biçimlerine, formlarına dahil olmaya başlamıştık. Çocukluğumda işte başlangıçta öğleye kadar tutulan oruçlar, sonra ailenin bir şekilde ne yersek yiyelim orucumuz bozulmuyormuş havasında bizi açtıkları alanlar, bunlar keyifli şeyler tabii. Aynı şeyler için ben de çocuklarıma yaptım. Benim çocuklar da oruçla çok erken dönemlerde tanıştılar. Mesela onlar için hemen her sahurda pazarlık yaptığımızı hatırlarım. Eğer beni kaldırmazsan sahura, İşte şöyle olsun, böyle olsun falan tarzında. Ramazan'ın bilmiyorum herhalde böyle sahurunda da, iftarında da, teravisinde de özellikle çocukluk dünyasında çok fantastik bir tarafı var yani. Başka şeylerde olmayan. Nedendir bilmiyorum. Artvin'den söz etmek çok hoşuma gidiyor. Ben mesela orada yaşadığımız orucun eğer başarılı bir şekilde aktarabilirsek başka bütün profesyonel öykücülerden, romancılardan çok daha hoş bize resimler sunacağını, detaylar sunacağını düşünüyorum. Ama ne yazık ki yaşam alışkanlıklarımız, ilgilerimiz bizim eskiye dönmemizi de zorlaştırıyor. Hatta eskiye dönmek bir tür zamandan kaçış gibi algılanıyor. İçinde yaşadığınız zamandan kopmak gibi algılanıyor. Çok yanlış bir şey. Oralardan bugün tekrar enerji toplamaya, oralarda gizli saklı kalmış, terk edilmiş hikayeleri derleyip, toparlayıp bugüne eklemlememiz gerekiyor. Bugün çok yozlaşıyor her şey. Çok soğuk, çok kuru bir hayat yaşıyoruz. Bu kuruluğu ancak çocukluğumuzun envanterini yoklayarak, eski defterleri açarak şenlendirebiliriz.